Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Alemlerin ve göklerin yaratılışı Alemler içerisinden bizleri ıstıfa sırrıyla insan olarak seçip şerefli kılan, akıl gibi büyük bir nimeti vererek vahiy ile kendi muhatap kılan, yüceler yücesi zata azameti ve kibriyasınca ve razı olacağı şekilde hamdolsun. Sonsuz salat ve selam rahmet nebisi, ümmetin şefaatçisi, dalalet ve zulmet karanlıklarında kalmış olanları nuruyla kurtuluşa doğruya çıkartan, ferdiyet makamının gerçek sahibi, tüm ins ve cinin, gerçek imamı Efendimiz Ahmet'e, onun aline ve asabına olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamdan sonra, Bil ki her hayrın başı besmele olduğu gibi alemlerin yaratılması dahi besmele sırrıncı olmuştur. Azamet ve kibriya sahibi, zatı mutlak, zatındaki güzellikleri seyredip kendinden kendine muhabbet duyunca, zatının arşının nurundan bir kıvılcımı arşından uzaklaştırmıştır. Bu zerre, yokluk diye tanımlayacağımız, yokluk ifade için kullanılmıştır. Zira zatından başka hiçbir şey olmadığı, zamanın, mekanın, yokluğun olmadığı bir durum. Duruma gelince bu yokluğa kün emrine uygun şekilde zat ve sıfat tecellileriyle tecelli edip batın ve zahir isimlerine uygun şekilde bir cevher yaratmış ve bu cevhere muhabbet nazarıyla nazar etmiştir. Kainat yoktan örneksiz yaratılmıştır. Ayetlerde Allah gökleri ve yeri başka bir örnekten ve projeden öğrenmeksizin hiç yoktan yaratıp var edendir. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen verir. Allah gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin hiç yoktan yaratandır. Onun nasıl bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi, zevcesi de yoktur. O her şeyi yaratmıştır. O her şeyi bilen Allah'tır. Ben onları göklerin ve yerin yaratılışına şahit kılmadığım gibi kendi yaratılışlarına da şahit kılmadım. Ben insanları saptıran kimseleri hiçbir zaman yardımcı edinmiş değilim. Bu ayetlerde de görüleceği üzere Bedi İbda, halk fiilleri kullanılarak her şeyi bizim yukarıda yokluk diye tanımladığımız durumdan örneksiz, benzersiz bir şekilde Rabbimiz yaratmıştır. Lakin Kef 51 ayetinde "köklerin ve yerin yaratılışına şahit tutmadım ifadesindeki incelikten dolayı baştan belirtelim ki yukarıda bizim anlattığımız zatının arşından zerrenin uzaklaştırılması kısımları bilimin asla bulamayacağı ve ulaşamayacağı bir bilgidir. Bilime açık olan kısım aşağıda anlatacağımız Big Bang'i içinde barındıran ayetlerin incelikleridir. Yani büyük patlama kısımlarıdır ki, nitekim bilim şu an bu bilgiye ulaşmıştır. Ama bu vakiyanın ötesi bilimin asla ulaşacağı bir bilgi değildir. Büyük patlamadan önceki girişte bizim yazdığımız kısımlar, ilgili ayetlerin tefekkür, müşahede ve mükaşefe gibi kalbi ve batini ilimlerle ancak öğrenilecek hususlardır. Ayetlerde geçen kelimelerin izahına gelince, Bedi kelimesi, BDA, fiil kökünden gelen icat etmek, örneksiz yapmak demektir. Aynı zamanda Allah ile ilgili olarak aletsiz, zamansız ve mekansız icat etmek anlamı da verilmiştir. Bu kelime Kur'an'da çok az yerde geçen bir kelimedir. Yukarıdaki ayet de geçtiği ayetlerdendir. Allah'ın Bedi ismi, kainatı önünde örnek edindiği hiçbir model olmadan benzersiz ve eşsiz yarattığını ifade etmek için kullanılmıştır. Yani zahir ve batın, evvel ve ahir olan Allah Teala kainatı yokken ol emriyle en güzel biçimde ortaya çıkarmıştır. Halk, H-L-K, fiil kökünden mastardır. Doğru takdir etmek, bir şey yokken ortaya koymak, bir şeyi bir şeyden meydana getirmek demektir. Türkçe'de genellikle yaratmak sözcüğü ile karşılanır. Haleka kelimesi Kur'an-ı Kerim'de müştakları ile birlikte 261 defa geçmiştir. Bu da yaratma işinin sadece Allah'a mahsus bir durum olduğunu göstermek ve bunu vurgulamak içindir. Hem isim hem fiil şekliyle çokça geçer. Fiil şeklinde yarattı şekli 93 defa, yarattım, yarattın şeklinde 11 defa, yarattık şeklinde 41 defa geçmektedir. Bir de Kur'an'da iki yerde geçen Hallak esması vardır. Bu da Halık esması gibi yaratma manasında kullanılsa da mübalağa içeren bir ifadedir. Halık esmasından bu hallak esmasının en önemli farkı bize göre, yarattığı veya yaratacağı varlığı en uygun şekliyle yaratma demektir. Yani bir lalenin, gülün, tohumunu, o gülün tüm özelliklerine uygun yaratmasıdır ki, bu özellik olmamış olsaydı o tohumdan o gül çıkmazdı. Bu incelik, yerler ve göklerin tek bir noktayken büyük patlamayla safa safa inşasında da saklıdır. O ilk noktanın içinde tohumda olduğu gibi göklerin ve yerlerin ana maddeleri yerleştirilmemiş, yaratılmamış olsaydı içinden kainat çıkmayacaktı. İşte Hak Teala yarattığı cevhere muhabbet nazarıyla nazar etmiş, cevher bu nazarın heybetinden bir sıvı bırakmıştır. Bu cevherin özünden hakikati Ahmediye'yi, kalemi, levhi, aklı, alemi emri, gayb alemlerini, nurani ve ruhani alemleri vesaire yaratmıştır. Zahir ismine ve hay, ilim, kudret, irade, tekvin vesaire sıfatlarına uygun şekilde de bu kıvama gelmiş madan, atom ve atom altı parçacıkları bir araya getirip toz bulutu yaratmıştır. Biz her şeyi sudan yarattık ayetinde ifade edildiği gibi bu toz bulutuna irade buyurmuş, zatın ve batın isimlerinin iç içe geçmiş tecellisiyle mümkünatın ana maddesi olan suyu ve ondan da hava, ateş, enerji, toprağı, nuruna zıt düşen zulmeti ve mümkünatın arşını, yerleri, gökleri altı eyyamda yaratmıştır.''